Şu anda Lakma Fotoğraf ve Kağıt İşleri Araştırma Merkezi'ndeyiz ve fotoğrafçı Sebastiao Salgado'nun çektiği büyük bir fotoğrafı inceliyoruz. Bu eserin ismi Kuveyt. Salgado bu fotoğrafı çektiği sırada daha sonrasında Alev Alan Çöl olarak bilinen olayı görüntülemek için bir görev üzerinde çalışıyordu. Burada su birikintileri yok. Aksine petrol birikintileri olduğunu görüyoruz. İnsanlar kontrol altına almaya çalıştıkları petrolle kaplanmış durumda. Burada yeryüzünden çıkan petrolün ne kadar güçlü olabileceğini görüyoruz. Kuveyt'in ondan çok daha büyük bir toprak parçasına sahip komşusu Irak'ın başındaki Saddam Hüseyin, küçük petrol krallığı olarak tanımlayabileceğimiz Kuveyt'i işgal etmişti. Koalisyon güçlerinin Saddam Hüseyin'i mağlup edeceği anlaşılınca Irak ordusu Kuveyt'teki petrol yataklarına patlayıcılar yerleştirmeye başlamıştı. Bu yüzden de yüzlerce petrol kuyusu yanmaya başlamıştı. Bu dünyadaki en büyük çevresel felaketlerden biriydi. Bu siyah beyaz fotoğrafın birçok insan için renkli bir fotoğraf olma ihtimali yok. Salgado siyah beyaz bir fotoğrafta tonların nasıl olması gerektiği konusunda uzmandı. Örneğin petrol birikintilerinin neredeyse sıvıyı andıran bir gri ile, gökyüzünün ise daha yumuşak ve pikselli olarak ifade edildiğini görüyoruz. Gökyüzünün bu şekilde pikselli olmasının sebebi ise duman ve pusla kaplı olması. Fotoğrafçı bu atmosferin Dante'nin eserlerini çağrıştırdığını belirtmişti ve bunu yeryüzündeki cehennem olarak tanımlamıştı. Burası aynı zamanda oldukça tehlikeli bir bölgeydi. Salgado, petrol gölcüklerinin alev almasından dolayı pek çok insanın hayatını kaybettiğini biliyordu. Buradaki figürler tamamen petrolle kaplı olduğundan bronz heykeller gibi göründüklerini söyleyebiliriz. Sanki zamanda donmuş gibi görünüyorlar. Salgado'nun işi, dünyayı dolaşarak tüm insanlığı etkileyen jeopolitik olayları belgelemesini gerektiriyordu. Bu olay en korkunçlarından biriydi. Çünkü olaya müdahale eden kimse yoktu. Amerikan koalisyonu bölgeye gelmiş, bir takım çalışmalar yapmıştı ve bu fotoğrafta aslında yaşanan olayın sonrasını gösteriyor. Salgado'nun eserlerinde genellikle çevrenin ve doğanın zarar gördüğü bu gibi anlara odaklandığını söyleyebiliriz. Salgado aslında iktisatçıydı. Brezilyalı olmasına rağmen Paris'te ekonomi alanında doktora yapmış ve 30 yaşına geldiğinde fotoğrafçılığa başlamıştı. Bence bu en azından neden sanatçının dünyamızı gerçek anlamda değiştiren konulara ilgi duyduğunu açıklıyor. Kariyerinin başlangıcında dünyanın dört bir yanında ağır bedensel işler yapan insanlara odaklanmıştı. Böylece bu insanların yaşadıklarını adeta hissederek bu makineleşmiş sanayi dünyasında halen devam eden işçiliği gözler önüne seriyordu. Buradaki fotoğrafta az ücret alan işçiler söz konusu değil. Ancak bu insanlar alev alan bir kuyu başını söndürebilecek kadar uzmanlığa sahipler ki bu dünya çapında çok da yaygın bir uzmanlık alanı değil. Ve kuyu başı yok olmuş olsa bile petrol kuyusunu kapatabilecek uzmanlıkları bile var. Fotoğrafçı burada bize bu sürecin karmaşık özelliklerini tek bir fotoğrafta anlatmayı başarıyor. Fotoğrafın ön planında fışkıran bir petrol kuyusu olduğunu görüyoruz. Ancak arka planda petrol gölcüklerinin ötesinde halen yanmaya devam eden kuyu başlarını görmemiz mümkün. Arka planı görene kadar burada büyük bir başarının elde edildiğini düşünebiliriz. Buradaki işçinin siyah petrol püskürttüğünü görüyoruz. Ancak durum aslında bunun tam tersi. Bu insanlığın büyük mücadelesini, iyi şartlarda yaşayanlarla kötü şartlarda yaşayanlar arasındaki dengeyi anlatıyor. Salgado daha önceki fotoğrafçılardan ilham alıyor. Lewis Hine buna örnek olarak verilebilir. Hine, New York'taki büyük binalarda çalışan işçileri fotoğraflamış ve bundan önce de fabrikalarda çalışan çocukların fotoğraflarını çekmişti. Salgado gibi Hine'ın da belli bir duruşu vardı. Fotoğrafçılığını dünyada bir değişiklik yaratmak için kullanıyordu. Sonuç olarak çektiği çocuk işçi fotoğrafları Amerika'daki işçi kanununun değişmesini sağlamıştı. Salgado'nun bu tarz bir fotoğrafçı olduğunu söyleyebiliriz. Bu fotoğraflar güzel sanatın bir parçası olarak sayılsa da bu eserlerin gerçek amacı yasalarda, siyasette veya diğer alanlarda bir değişimin gerçekleşmesini sağlamak. Bu fotoğrafla ilgili ilginç olabilecek bir detay da Salgado'nun dahil etmediği unsurlar. Fotoğrafta Irak veya Amerikan ordusunu görmüyoruz. Irak ordusunu kuvvetten çıkaran koalisyonu görmüyoruz. Burada gördüğümüz bölgeye verilen zarar ve burada çalışan insanların kahramanlığı.